Değerli izleyiciler, merhaba. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Hafta sonu video serimizin ilk bölümünde yeni haftaya ilişkin makroekonomik gelişmelerden bahsedeceğiz. Yeni haftada çok ciddi veri akışı olmadığı için bu videoyu görsel anlamda sizlere sunmak istedim. Ekonomik takvimde tabii ki pazartesiden cumaya kadar yine çok fazla veri akışı olmasına karşın etki bazında az veri setinin olduğunu söylemek istiyorum. İlaveten geçen haftada hatırlarsanız video süresini biraz kısaltmak için en önemli hususlara değinecektim. Ki nitekim bu video çalışmasında da bunu test etmiş olacağız. En azından bu videonun süresi, bu videonun aktardıklarımın size ulaşması ve detayı sizin için yeterli mi değil mi? Lütfen videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorum bölümüne sosyal medyadan ya da mail adresimden bana geri dönüş yaparsanız ben de yeni dönemde temel makroekonomiklerdeki bölümü nasıl şekillendireceğime katkıda bulunmuş olursunuz. Tabii ben bu hafta denemeklerinde iki tane önemli detaya dikkat edeceğim. Bir tanesi hafta başında Türkiye tarafında enflasyon verisi sonuçları, diğeri de Perşembe günü süper Perşembe dediğimiz İngiltere Merkez Bankası'nın süreci. Benim için önemsediğim iki tane husus var. Bunları sizlere ayrı ayrı izah edeceğim ama önce şöyle kısa kısa bakalım günlerde neler varmış. Bunları ben size kısaca izah edeyim. Ondan sonra ana konumuza dönelim. Pazartesi günü enflasyonu ayrıca anlatacağım demiştim. Onu geçiyorum. Bunun dışında Euro bölgesinden, Fransa'dan, Almanya'dan imalat satın alma müdürleri endeksi var. Burada Avrupa'nın lokomotifi Almanya çok önemli çünkü G20'de en kötü performansa sahip. Almanya'dan bize ne diyemiyoruz çünkü ihracat tarafında en fazla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ülke, ihracat tarafında özellikle partnerimiz Almanya. İlk 3 sırada zaten Avrupa var. İlk 5 sırada zaten yine Avrupa ağırlıkta devam ediyor. Bu sebeple de pazartesi günü işte Euro bölgesi ve üye ülkelerden gelecek imalat PMI detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Euro dolar bu açıdan önemli. Salı günü baktığımızda Avustralya'dan faiz kararı var. %0.75'lik faizde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Hani günün en önemli verisi diyebiliriz. Bunun dışında hizmet PMI detayları var. Çin'den Shanghai'sin ve Amerika'dan hizmet satın alma müdürleri endeksi var. Amerika'daki hizmet satın alma müdürleri endeksi verisine ayrıca bakabilirsiniz. 51 beklenti rakamı, referans alacağımız nokta 50. 50'nin üzerinde büyüme teması devam ediyor. Çarşamba gününe baktığımızda Fransa, Almanya, Euro bölgesi gibi ülkelerin yine hizmet satın alma müdürleri endeksi olacaktır. Ama onların imalat sektörüne ilişkin beklentileri daha önemliydi. Bu sebeple de bu hizmet verileri çok fazla fiyatlama reaksiyonu üzerinde etkili olmayacaktır. Perşembe günü süper perşembe var demiştik. Onu daha sonra aktaracağız. Ama bunun dışında baktığımızda veri akışı anlamında hani dikkat edeceksiniz. En azından Almanya'dan sanayi üretimi olabilir. Cuma gününe geçtiğimiz zamanda da Kanada tarafından istihdam değişikliği, işsizlik oranı verileri gündemde. Atladığım bir husus var. Onu da tekrarlamak, vurgulamak istiyorum. Hani çok önemli olmasa da en azından başlangıç aşamasında için dikkate alınacak. Çünkü ilk konuşması olacaktır. Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Lagarde'ın yapacağı açıklamalar pazartesi günü saat 9.30'da. Tabi resmi bir toplantı değil. Hani 12 Aralık'taki toplantı değil ama yine de ilk toplantısı, ilk açıklamaları olacağı için yakinen takip edilecektir. Burada sinyaller alınacaktır. Bunlar bu şekildeydi. Şimdi iki önemli başlık demiştik. Bir enflasyon özür dilerim. Bir de süper perşembe temalı İngiltere Merkez Bankası'nın gelişmeleri. Önce İngiltere Merkez Bankası'ndan başlayalım. Şimdi enflasyon raporu sunumu ve bankanın faiz varlık alım programı kararları, Başkan Carney'nin açıklamaları. Dikkate alacağım husus bu. 1. Brexit teması sebebiyle İngiltere Merkez Bankası herhangi bir şekilde faiz oranında, yani %0.75'lik faiz oranında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Hatta CMA'deki İngiltere Merkez Bankası'nın tahmin izleme tablosuna baktığımızda bu toplantıda faizi değiştirmeme ihtimali %94. Hatta ben bir istatistik daha aldım yine aynı tablodan.
Bir sene sonra, yani 2020'nin Kasım'ında faiz değiştirme ihtimali var mı yok mu ona baktım. %0,75'te kalması gerekenlerin oranı yaklaşık olarak %47, %0,50'ye çekilmesi gerekenlerin oranı da %0,30, %37. Yani baktığımız zaman bir sene sonrasına doğru bir indirim beklentisi İngiltere Merkez Bankası tarafında var. Ama şu anda yok. 435 milyar sterlinlik varlık alım programına bir değişiklik var mı? Yok. Yani aslında faiz ve varlık alım kararlarında bir değişiklik yok. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, Brexit sürecine ilişkin yeni dönemdeki görüntüye dikkat ederek bir aksiyon alıp almayacağı konusunda karar verme sürecinde olacak. Yani bunu piyasaya aktaracak. Brexit temasını nasıl görüyor? Nasıl sonuçlanmasını bekliyor? Ve faiz konusunda bir aksiyon alınacak mı? Ya da bu ne zaman olacak? Bununla alakalı sinyalleri alacağız ve buna göre de sterlin dolar paritesi üzerinde fiyatlama reaksiyonunu takip edeceğiz. Yani İngiltere Merkez Bankası ile alakalı aslında aktarabileceğim detay bu. Çünkü Brexit teması gündemimizde devam ettiği müddetçe İngiltere Merkez Bankası'nda çok ekstrem bir sonuç çıkmıyor. Gelelim bize haftanın aslında en önemli dinamiği Türkiye tarafından enflasyon detayına ulaşacağız. Ekim ayı enflasyon detayı. Tabii hem TÜFE hem ÜFE rakam ama odaklandığımız şey TÜFE. Bir önceki sonuçta ne demiştik? %9,26 bir sonuç gelmişti. Tek haneye geldi. Tek hanede önemli olan olması değil, tek hanede kalması. Tabii baktığımız zaman işte Dünya Bankası'dır, IMF'dir, Fitch'tir. Bunlara baktığımız zaman %15, %17 aralığında bir yıllık enflasyon beklentisi var. Tabii işin siyasi boyutu farklı. Bizim tarafa çektiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda 2019 yılı enflasyon tahminini, yıl sonu tahminini %13,9'dan %12'ye revize etti. Yeni ekonomi programında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak %12 hatta altında bir rakam gerçekleşebilir vurgusunu yaptı. Son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan faizi tek haneye düşürdüğümüz zaman enflasyonda da ciddi bir geri çekilme gerçekleşebilecek şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sebeple de yeni dönemde enflasyon ve faiz konusundaki tartışmalar devam edecek. Yıl sonunda faiz ne olacak? Yıl sonunda enflasyon ne olacak? Şimdi Forex'in yapmış olduğu ankette bu Ekim ayı enflasyon konusunda medyan değer %8,57 yıllık olarak TÜFE beklentisi aylık bazda %2. GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak biz de aylık beklentimiz %2, yıllık beklentimiz de %8,60. Peki yıl sonu beklentimiz ne? Bizim yıl sonu beklentimiz kabataslak %12 civarlarında olması şekli. Yani YEP ve TCMB enflasyon raporundaki beklentiye paralel %12 beklentimiz var. Buna bağlı olarak da hani şimdiden bunu izah etmek istiyorum ama Aralık dönemine kadar süreçte bunlar da bir revize olabilir belki. Şu an için 12 Aralık'taki TCMB toplantısında kurum olarak biz 150 ile 200 baz puanlık bir indirim gerçekleşebilme ihtimalinden bahsedebiliriz. Tabii ki makul reel konusu işte Erdoğan'ın enflasyonu faizi aynı bölümde oluşturup sıfır reel faiz kavramına konuşması, Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirimi konusunda alanın olduğunu izah etmesi ister istemez bizi bir sonraki toplantıda faiz indirimi gerçekleştirebilme ihtimali kuvvetlendiriyor. Hatırlarsanız daha önce benim son 250 baz puanlık faiz indirimi zamanındaki beklentimizi ne demiştim ben? 175 baz puan indirim yapar ve seneyi kapatır. Böyle bir düşünceye sahiptim ama son süreçteki açıklamalar 250 baz puan gibi piyasa üzerinde bir
faiz beklentisi ve yeni açıklamalarda yeni faiz indiriminin olacağı beklentisi ister istemez bizim de söylemlerimizi değiştirmek mecburiyetinde bıraktı. Bu sebeple de 150-200 baz puan arasında bir faiz indirimi gerçekleştirme bilme ihtimalini konuşmaktayız. Tabii bu toplantıda tek hanede hatta %9.26'nın altında bir rakam oluşabilme ihtimali çok kuvvetli. Ama Kasım Aralık gibi yeni rakamlarda tekrar enflasyonun yukarı doğru ivmelenme ve yılı 11-12 muhtemelen 12'ye yakın bir noktada kapatabilme ihtimali söz konusu. Berat Albayrak da %12'nin altında gerçekleşebilme ihtimalinden de bahsetti. Baktığımız zaman enflasyon sonrasında 13 Kasım'da muhtemelen Trump-Erdoğan görüşmesi var. 14 Kasım'da Türkiye tarafına sanayi üretimi var. 15 Kasım'da işsizlik var. Yine 15 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi var. 2 Aralık'ta Türkiye'nin 3. çeyrek büyümesi var. 3 Aralık'ta Kasım enflasyonu var. 9 Aralık'ta TCMB beklenti anketi. 12 Aralık'ta da ne vardır? TCMB faiz kararı. Tabii orada da Fed'in kararına da ulaşacağız 11 Aralık tarihinde. Şimdi özellikle enflasyona odaklanıyoruz. Çünkü haftanın en önemli gelişmesi enflasyon ve genel değerlendirmemizi de bu şekilde izah etmiş olduk. Haftalık genel değerlendirmede pazartesi enflasyon, perşembe İngiltere Merkez Bankası enflasyon raporusunun ve faiz kararı, pazartesi günü imalat PMI detayları, belki Christine Lagarde'ın açıklamaları bu açıdan referans olacaktır. Genel çerçevede de benim yeni haftaya ilişkin aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Aslında bu bir test videosu da olmuş oldu. Yeni dönemde bu tarz bir çalışma yapmamı istiyor musunuz? Yoksa eski haline geri mi dönmemi istersiniz? En azından bu videonun yorumlarında da sosyal medyalardan ya da mail adresimizden de bu tarz bir geri dönüşleri sağlayarak benim nasıl bir şekil almamı gerektiğini burada görebilirsiniz. Yarın yani pazar günü işin teknik tarafında da 11 adet varlık beklentimi aktararak video serimizi burada noktalamış olacağım. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Lütfen temel makroekonomik gelişmeleri başından sonuna kadar izleyiniz. Ekonomik takvim, hangi ekonomik takvimden yararlanıyorsam da açıklama bölümünde adresleri sizlere paylaşacağım. Oradan da ekonomik takvim detaylarına bakabilirsiniz. Herkese başarılı işlemler dilerim.